Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Bu yarışmayla beraber çok fazla fanım oldu. Onlarla bir buluşacağım. Hepsini bir topladım bir araya. Güzel. Çok fanlarla istediler buluşma. Beni görmeyi. Evet, onlarla buluşacağım. Gel bakalım. Simge. Benim günlük hayatta çok yaptığım bir şey o deriye tek üstüne salaş bir bluz, o çoraplar. Ben çok beğendim ve bu saçta seni herhalde ilk defa görüyoruz değil mi? İlk defa böyle açık. Aynen o kadar çok topuz, böyle topuz biraz yaşın hani yaşın duruyorsun. Çok fotoğraftakiler gibi olmak istedim Instagram'da. Çok güzel olmuş. Ben saçlarını çok beğendim. Çok teşekkürler. Tarzın da hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Ayakkabılardan. Gündüz mü gece mi? Gündüz. Fanlarıyla buluşuyor. Fanlarıyla ve taşlarıyla. Taşlar full taşlar gene. Taşlar. Taşlar nerede? Montundakiler zımba. Taş değil o. Zımba. Taş gibi. Ha, taş da var. Aynı doğru efekti veriyor işte yani. O yüzden gece mi gündüz mü diye sordum. Gündüz. Hani buradan bakınca gündüz, evet. Taşlara bakınca bence gündüz. Bu günlük için bir mont ama. Montun günlük bence, taşları günlük değil benim fikrim. Ben kullanıyorum. Onu biliyorum. Bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Çok kırıldığım bir şey oldu benim. Ne oldu? Benimle alakalı mı? Elif'le alakalı, tamam, seninle aynen değil. İlk kez böyle bir diyalog yaşadık Öykü Hanım. O yüzden çok kırıldım ve bunu içimde tutamayacağım. Çünkü benim karakterim değil zaten, içime atamam. Demin biraz önce verdiğim bir örnekte tek parça geliyor. İşte Elif Ece örneği deyip isim verdim. Hı-hı. Çünkü isim vermesem zan altında bırakmış olacaktım. Arkada bana çok kırılmış ve bunu bana söyleyecek en son insan sensin dedi. Kırgınlığımı dile getirmek istiyorum burada sizlerle paylaşarak. Bunu sana söyleyecek en son insan olduğumu düşünmüyorum Elif. Çünkü ben de burada senin gibi bir yarışmacıyım. Ve emin ol çok çabalıyorum ve çok değişik şeyler yapmaya uğraşıyorum. Benim kızdığım şey bu arada, tek bir kıyafetin için yorum yapmış olsaydın değil mi? Az önce bana babaanne gibi ayakkabıların dedi. Hiçbir şey demedim. Onun fikri olabilir, beğenmeyebilir, tarzı değildir, hiç problem değil. Ama sen baştan aşağıya tüm kombinlerimi katarsan beni alaşağı etmiş olursun ve bütün emeğimi çöpe atmış olursun. Kaldı ki benim yaptığım o kombinlerden 4-5 tanesi çok yüksek puanlar aldı, 2 tanesi de birinci oldu. Tek parça diyorsun, dünyada bence en zor şeylerden biri tonaton kombinler yapmaktır ve onların hiçbiri takım olarak alınmış değildi dünkü hariç. Diğerlerinin hepsi başka başka yerlerden benim bir araya getirdiğim parçalardı. Dolayısıyla çok sinir oldum söylediğin şeye. Çünkü hepsini kattın. Tek birkaç tanesini katsan okey ama öyle değil yani. Hiçbir zaman tek parça aldığım, giydiğim gün ilk gündü. Hakan Bey zaten verdiği puanla bana ne yapmam gerektiğini öğretti. Ondan sonra daima birkaç parçayla gittim. Belki aynı renkler kullanmış olabilirim ama bunlar asla takım değildi. Bitirince cevap vereceğim. Ve evet, son insansın. Benim için öyle. Bu benim fikrim. Neden ve senin kırmayı için öyle? Kırmayı göze alan biri kırılmayı göze alarak konuşmalıdır. Ama son insansın demek de bence bir art niyet var. Anlatabiliyor muyum? Oysa ki ben art niyet yok. Bu benim art niyet fikrim. Var. Bu burada bak fikrim. Demek ki sen beni çok büyük rakip olarak görüyorsun Elif'ciğim. Ben niye seni gülüyorsun? Beğenmeyebilirim. Niye gülüyorsun? Niye? Burada o kadar zaman çıktığımda her şeyimi beğenirken de beğenmiyordun da beğeniyorum mu dedin? Hayır, beğenmediğim şeyleri de söyledim. O zaman neden en kendi son insan oluyorum? Kendi tarzına göre güzeldi ama seninle benim tarzım aynı değil, aynı olamaz. Aynı olmak zorunda değil. Senin en son insan ben giyemem zaten. Mümkün değil. Başka yere çekiyorsun. Başka sen yere burada benim için bana bunu söyleyebilecek en son insansın dedin mi ve sinirli bir şekilde orada benim bana? Benim için öylesin çünkü benim tarzım değilsin. Yani senin tarzına göre iyi giyiniyor olabilirsin ama benim giyeceğim şeyler değil. Ben bu kadar iyi niyetle algılamadım. Yani ben şöyle ya, senin rakip, söylediğin rakip o kadar günlük bir evet, sen kimsin ki bana ki rakip olacaksın? Sen benim onu zaten anladım, rakibim asla olamazsın gibi bir niyetle gelip ve sinirli bir şekilde söylendiği bir şey için. Mi? Bir şey söyleyeyim mi? Değil. Çok sinirliyim şu an Öykü Hanım. İnanın. Ben onu söyleyebilecek özgüvende bir insanım. Sen benim asla rakibim olamazsın diyecek olsam senin gözünün içine bakar paşa paşa da onu söyleyebilirim. Sen kendi tarzında iyi olabilirsin ama senin giydiklerini ben giymem. Dolayısıyla benim için benim giydiğimi eleştirebilecek son insansın. Beğenmeyeceksin çünkü aynı tarzda değiliz. Ben ne de giysem, benim tarzımın kralını da giysem
Sen beni beğenmezsin. Elif'ciğim burada, yo benim seni beğendiğim çok zamanlar oldu ama burada zaten bu ekip özellikle farklı tipler, farklı karakterler, farklı vücutlar. Kötü bir şey söylemedim aslında. Ben sana, düşünsen anlarsın. Hatta bir keresinde de dediğim zaman burada tabii ki de mankenler var. Her şey proporsiyonları üstlerine cuk oturacak. Ben onlar gibi olamam. Ama ben asla sizin gibi taşıyamam anlamında söyledim. Ben sana sizden bugüne kadar proporsiyonunla ilgili tek bir laf ettim mi? Benim hayatta en çok dikkat ettiğim şey insanların fiziksel özellikleriyle ilgili asla aşağılamam ve yanımda da aşağılanmasına ya da dalga geçilmesine müsaade etmem. Çünkü bana göre bu çok çirkin bir şey. İnsanlık dışı bir şey. Ben sana asla yorumlar yapılırken bile sesimi çıkarmadım ve sustum. Hepinize söylüyorum, yarışmacı arkadaşlarım, lütfen beni çok dikkatli dinleyin. Eğer bana karşı bir tepkiniz varsa, sizi eleştirmemden kırılıyor ya da güceniyorsanız bunu şu an burada söyleyin. Hiçbirinizi eleştirmeyeceğim ama bir saniye bir bitireyim. Fakat ben burada yarışıyorum. Siz benim rakibimsiniz, bunu anlamıyorsunuz. Belki ben birinci olacağım, nereden biliyorsunuz? İnşallah olursun, senin hakkınsa tabii ki ol. Yani beni bu şekilde görmeyin, anlatabiliyor muyum? En sonuncu insansın falan. Bu ayıp bir şey. Aslı. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi buradaki problem şu. Ben biraz dünkü program, bugün ne zaman söyledim hatırlamıyorum. Benimle arkadaşlık etmeyin dedim ya. Bu şöyle bir şey. Evet, artık beyin gitti yani. Burada söyleyeceklerinizi burada söylemiyorsunuz. Arkada birbirinizi sıkıştırıyorsunuz. Ya Elif gittiğimde ona bağırınıyordu. Elif'in sesini ve yüzünü hiç öyle görmemiştim. Burada devamlı böyle duruyor çünkü. O dedim ki Elif'e, niye onu orada yapmıyorsun? Niye yapmıyorsun? Çünkü hiç kötü yorum almadı. Instagram'ı tertemiz, ya çok, melek, prenses. Şey söylüyorsun. Hayır Elif, ben 12 yıldır bu camianın içindeyim. En eski beni Uğurkan abi tanır. 14 yaşında onunla neyse, beraber ne, ben şu anda girdim. Buradan bahsediyorum. Mesela Esra, biz o gün tartışırken bir şey olurken arkada geldi, bana niye bilmem. Dedim ki sakın, ne dedim? Benimle burada konuşma, benimle orada konuş dedim. Benimle burada konuşun. Nil'le de sen burada konuşmalıydın. İstediğim ya da İnci'yle biz şey burada hallettik işimizi. Bu öğretmen şeylerinden çok gerçekten yoruluyorum. Hani, yoruluyorsan cevap vermezsin kardeşim. Ciddi sınıf başkanı gibi davranıyorsun, bir dur. Yani, anladın mı? Hani burada kimse kimsenin sınıf başkanı değil. Hani bir gruplaşma, bir bilmem ne, hani sürekli gruplaşma bir şey yok. Ben kimseyle geldi. Gruplaşmıyorum. Ben orada söylediğimi de burada söylerim, burada söylediğimi de o orada söylerim. O zaman burada söyleyecektin. Hiçbir grubun içine giremediğin için sana izah ettiğim için, sana göre giremedim. Benim burada arkadaş benim olduğum beyin, bir sürü insan beyin var. Benim beyin sinyallerim gayet iyi, bana bir şey izah etmene gerek yok. Hoş değil ki tavrın, kesmişim. Sen daha burada bu koltukta benim ne kadar düzgün, ne kadar cana yakın, buraya gelirken en korktuğum insan olduğumu söylemişsin ve benim samimiyetimi görmüşsün. Demek ki ben sana biraz surat yapıyorsam bir sebebi var. Bir de oturup düşüneceksin. Bu kız neden bunu yaptı? Ben bu kadar işimin sen içerisinde, bu kadar yarışmacının içerisinde sen orada senin iğneyle çıkartacağın sebebini arayamayın. Ben orada seni dinlemedim. Benim üstüme niye bu kadar sebebi geliyorsunuz? Varmış. Niye açık böyle yapıyorsunuz? Bana orada bir şey söyleme. Jüriyle konuştuysam da gidip izin alarak konuştum. Beni burada bin i̇şte tane benim laf anlatmak duyuyorum. İstediğim orada bin tane laf duyuyorum. Bir şekilde böyle dinliyorum. Esra, konu sendeysin. Bir konu müdahale sendeysin, vermişsin. Yine kendine lütfen getirme. Çıktığında konuş. Siz kendiniz getiriyorsunuz. Hayır. Gene bana da bağladığım benim için söylemek istediğim şu. Bir derdiniz varsa arkadaşlar, burada bize söz hakkı veriliyor. Arkada birbirimizi sıkıştırmayalım. Anladınız mı? Ben bir de şunu yani arkada istiyorum. Herkes birbirine çemkirecek buraya gelince herkes, hanımefendi. Herkesin gerçek yüzü çıkıyor. İlk günden beri olduğum gibiyim. Var mı yalan? Yok. Hayır. Ben sizin yüzünüz yeni yeni çıkıyor. Arkada birbirinize çemkiriyorsunuz. Gelin burada konuşun, ne konuşacaksınız. Bir de Öykü Hanım, ben Elif'e dediğim zaman lütfen bunu bitti, bana bunları söylüyorsun. Yani. Podyumda çık söyle dediğim zaman sana prim mi yaptırayım dedi bana. Öyle dedi, evet, ben de duydum. Niye öyle bir şey söyledi? Benim prime ihtiyacım yok Elif'ciğim. Kavga mı etmek istiyor? Neyse, ağzımı açmayayım bence. Ağzını aç bence, söylediğin lafın arkasında durmalısın. Çok ayıp olacak söylersem, o yüzden söylemeyeceğim. Bana ya, yakışmaz çünkü. Makul bir şekilde anlatabileceğin cümleler seçebilirsin. Yok, çok hoş olmayacak. Hiç gerek yok. Nesi hoş olmayacak? Sana prim mi yaptıracağım? Ne demek ya? Ama şimdi bu böyle bir şey söylediysen açıklaması da yap. Gerçekten istersin. Bana yakışmaz Öykü Hanım. Bence bunu da ifade edebilirsin. Arkada bana laf söyle. Bana laf söyle. Beni eleştir diyor bana. Yani ne anlama geliyor bu? Ne tabii ki geliyor? Diyeceğim Öykü Hanım, bunu diyeceğim, niye bana burada söylüyorsun dedim. Burada söylesene, ben de sana ondan cevabını vereyim. Ondan bahsetmiyorum, normal zamandan bahsediyorum Nil.
ne vardı normal zamanda? Bana laf söyle, beni eleştir, bana yürü falan. Ben herkese diyorum. Yani. Herkese söylüyor. Herkese söylüyoruz. Hepiniz birbirinizi konuşun, beğeniyorsunuz. Konuşun ya. Birbirlerini çekemiyorlar ama hepsi birbirini beğeniyor çıktığı zaman. Ya eleştirin diye ben de söylüyorum. Kırılacağımı düşünüyorlar çünkü. Hatırlıyor musun? Sıkıldım İlk çekim gününde sen bana insanlarla ilgili bir şey söylediğinde ben sana ne söyledim? Hatırla. Ne söyledin? Hatırlıyor musun? İlk çekim günü teaser günü mü? Teaser günü hatırladın mı? Hatırlamadım. Hatırlatabilirsin. Koltukta oturuyorduk. Hatırlatabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Hiç kimseyi tanımıyordum. Ne yapacağız? Bu suratlar beş karış. Herkes de bir hava. Evet. Esra bilmem. İçin ben neler dedim. Ay dedim ben bununla nasıl yarışacağım? Evet. Neyse aradan 3 hafta geçti. 4. haftadayız. Tabii ki ilk günkü gibi olamayacağız. Bakın 12 kişi kaldık ve yarışıyoruz. Hepimiz yarışmacıyız. Sen burada Hatice bana bozulsun, Aslı bozulsun, Simge bozulsun. Beğendiğim zaman beğendim diyorum. Tabii. Benim ne haddime zaten eleştirilmek, eleştirmek. Ben sana... mecbur olduğum için kendi zevkime göre yorum yapıyorum. Orada tabii ki jürimiz var. Ben burada bu formatın içinde olduğum için buna uymak zorundayım arkadaşlar. Ona lafım yok. Beni eleştirebilecek bana göre benim fikrim ama... Evet. Abi, en son dedi. Kişi. Çünkü aynı tamam. tarzda değiliz. Kendi tarzında iyi olabilir. Tamam. Benim sesini şöyle. Niye yükseltti? Sesimi yükseltmiş falan değilim. Kavga falan etmiyorduk. Biz yüksek volümle konuşuyorduk. Yükseltti. Çünkü sert herkes. Ben mi tek başıma konuşuyordum? Yüksek sesle konuşuyorlardı. Karşılıklı konuşuyorduk. Bu tondaydı konuşmamızda. Aynen bu tonda. Dedim ki sen dedim bunda ne demek istiyorsun? En son kişi derken dedim ama yani sen bana sen ki. Tarzına bak bir kendine bak da ondan bana sonra mı benimle konuş demek istiyorsun dedim. Sen benim için en son o zaman dedim bunu çıkıp lütfen dedim podyumda söyler misin? Niye söyleyeyim abi sana film mi yaptırayım dedi. Aynen bu. Çünkü bana iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. İlk kez o eleştirdim. Yüzden de prim vermek istemiyorum dedim. İyi niyetli olmadığımı bu yorumun üzerine sana yaptığım eleştirinin üzerine mi konuşuyorsun yoksa 3 haftadır hayır, mı hayır, sana haftayı karşı? Hayır 3 katmıyorum. Yaptığın yorum hepsini kattığın için bana kötü niyetli geldi. Çünkü tümünü kattın. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen de ona sana prim yaptırmak istemiyorum diyerek sen de burada kötü niyetli oluyorsun. Karşılık vermiş ama oldum. Prim evet. Diyorsun. Sana prim vermek istemiyorum. Sen kimsin ben diyorsun orada. Ben senin için orada. En son insan olmaya sen devam kimsin? Edeceğim. Ben kimsin? Ben kimsin? Sen pelin saptırma Allah aşkına ya. Prim vermiyorum dersen sen kimsin demektir? Elif İnce. Yeni yeni hırslandı. Efendim? Elif yeni yeni hırslanıyor. Yani hani yarışma psikolojisi. Ki biz bu bahsettiği konuşmadan böyle bir karar aldı ya Elif hani gideyim. Evet biz burada bırakayım. Söylemedik ama hani. Evet ben duyduğumda biz Elif'le o kadar yakın değildik. Gidip karşısına biraz büyüğüm Elif'ten. Çok büyük bir yaş farkımız yok ama büyüğüm biraz. Gidip karşısına kendine gelmesi için böyle hatta onu kıracak şeyler söyledim cidden. Yani iç egosuyla alakalı. Kendi kendine sakladığını düşündüğüm gerçekleriyle ben alakalı. Ben yanlış bir şey söyledim mi burada? Hayır kesinlikle. Hayır hayır. Hayır hayır. Ben bir şey söyledim çok mi? Doğru bir şey söylediniz. Ben de ona o hatırlatmayı yaptım. Hmm. Sizin yaptığınız konuşmanın biraz daha katısı ve biraz daha farklı versiyonunu yaptım ben de. Onu biliyordum çünkü ertesi gün bana orada kısa bile ertesi gün çok başka bir şey, başka bir pencereden bakacağını öyle de oldu. Zaten öyle duruşu olmayan bir kız olduğu için hiç tanımamama rağmen gidip ona öyle bir konuşma yaptım. Ki çok önemli bir rakibim değil mi benim Elif? Yani ama ben de böyle rakip istiyorum mesela. Hani kamçılıyor beni, şey görüyorum. Konuştuk bunları. Ya konu, konuşmaya onun Elif'in naifliğinin dışında bir davranış olduğu için şu anda konuşuyoruz. Kesinlikle öyle. Konuşmaya bir doluyor ve yanlış ifadeleri oluyor Elif. Bunu birlikte hemfikir oluyoruz arkada konuşarak. Tamamıyla şu anda öyle aslında Nil. Yani gerçekten onun böyle bir herhangi bir konumdaki insanı aşağılayacak aslında kalbi olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Zaten bunu bana Esra yapsaydı kırılmazdım. Evet, Hatice evet. yapsaydı kırılmazdım. Aynen. Aslı yapsaydı kırılmazdım. Evet eminim. O yüzden şu andaki senin tepkin... Ondan beklemediğim tamam. bir şey aynen, ve bizim aynen. aramızda hiçbir problem biliyorum, olmadığını zaten bildiğim ben de için. O yüzden incindin. O yüzden kırıldın ama o daha yeni idrak ediyor şeyi. Çok pardon ben burada çıkayım orada oturayım aman seni de eleştireyim seni de yereyim daha çok ekranda kalayım daha çok gözükeyim değil arkadaşlar. Siz de beni ya eleştiriyorsunuz. Ya olur mu öyle şey canım tabii ki. Bir günden bir güne size kırıldım mı demedim. Çünkü ben burada kırılma hakkına sahip değilim. Tabii canım biz taklidini yaptık senin. O yüzden ben çok güçlü bir yarışmacıyım çok güçlü bir karakterim.
Güçlüyüm, gerçekten güçlüyüm. Bence öylesin, kesinlikle öylesin. Arkadaş, kimse sana güçsüzsün demedi. Belki de bu yarışmanın birincisi de olabilirsin. Öykü Hanım doğru söylüyor. Kesinlikle böyle bir şey değildi benim söylediğim. Lütfen beni anladığınızı söyleyin. Gözlerinizde anladığınızı görmek istiyorum. Ben anladım. O cümleyi kuran anlamaz benim. Mı? Yani tabii sende ki durmadı bu tavır, o yüzden söyledim. Niyet o... İnanın bana niyetim o değil. Sadece tarz olarak benzetmediğim için hani en son kişisin. İşte onu ifade edici şekilde düzeltmek söyledim. Demek ki bundan sonra farklı şekilde konuşacağız seninle. Çünkü ben kötü niyetli yaklaşmadım. Ama bana eleştiri yapma demiyorum. Senden önce bütün Elifçim bak, sıra... öfken olabilir. Sen bunu daha önce de söyledin. Söyledim yani, evet. Daha öfkelenmeden önce söyledim bak, hatta. Biz bir hayat yaşıyoruz beraber. Bu süreç içerisinde gayet senin dediğin gibi insani olarak o tepkilerini gösterdiğin anlar olabilir. Ama... evet, ben zaten bunu daha önce söylemiştim. Böyle bir öfke patlamam arada bir yaşayabiliyorum özel hayatımda. Buraya bu denk geldi. Nil'le konunun alakası yok deseydin ama sen bunu kabul etmedin. Ben asla böyle bir şey yapmam dedin. Niyetin de o olmayabilir. Ama işte asla dediğin zaman o insani tarafını kaybediyorsun. Yani kabul etsen evet sinirlendim, öfkelendim. Olabilir, hepimiz yaşıyoruz bunu. E karşılıklı zaten biz yüksek tonda konuştuk. Ben tek başıma öyle değildim. Ben ona gittim. Kırıldın mı bana dedi galiba. Yani şuradan değil. İnerken ben de şey bunu dedim. Söyleyecek en son kişisin dedim onun üzerine. Kırıldın mı demedim ben onun sana. Yanlış anlatıyorsun. Öyle şuradan inerken bundan sonra sana öyle bir yorum yapacağım ki göreceksin dedim bir hırsla. Ne oldu dedim, ne yaptım ki? Yok bir şey dedin, gittin. Elif dedim, bir söyler misin ne yaptım? Sen dedim bana dedin tek parça diyecek burada en son insansın. Ama dedim tek parça giyiniyorsun. Hep kombinlerin, pantolon, üstünün ceketi. Ben de onun üzerine sana açıklama yaptım. Tek yani takım olmadığının onların. Açıklama yaptın, evet. Ben de bana göre öyle değil dedim. Sen de bana dedin ki bunu bana söyleyecek en son insansın. 3-4 kere dedim. Peki, şimdi ya burada mesele zaten senin verdiğin tepki. Evet Nil. Sen de az şey söylememişsin. O mu dedi şeyi? Neyi? Öyle bir yorum yapacağım ki diyen. Evet o dedi. Anladın mı? Sinirlenmişsin. Orada evet sinirlenmiş. Evet. Devamı evet. Öyle gelmiş. Yeni başladı yani. Yarışmaya. O dedi. Berna son bir yorum alabilir miyim? O çoraplardan çok aradım ama bulamadım. Evet. Çok seviyorum. Evet çok güzel çoraplar. Eteğinle de çok güzel kombinlemişsin. Üstüne... daha değişik bir kazak olabilir mi acaba diye düşündüm. Ama sonra da evet ceketi anımsayınca yeterince değişikli bir şeyler olduğunu fark ettim. Böyle geldiğin için de tebrik ediyorum. Çünkü birazcık beni Gönül teyze böyle bir artık yeter gelmişti heyecanım bana. Heyecanım ne biliyor musun? Açık saçlıyım ya. Jürenin yorumunu o kadar merak ediyorum ki. Heyecanım geçmek istiyorum. Tamam hiç heyecanı dinmeden seni jürenin karşısına tamam, alalım. Tamam teşekkür ederim. Karataş, ayakkabı 350 lira, çorap 35 lira, çanta 1400 lira, etek 90 lira, kazak 30 lira, mont 500 lira. Hoş geldin. Hoş buldum Hakan Bey. Saçını çok merak ediyorsun ya, saçın benim için çok okey. İlk defa da en doğru saçla geldin, hani en olması gereken kıyafetine göre. Beni rahatsız eden o lambada eteği. Bu mu? Evet. O senin ruhunun eteği değil. O çorap senin ruhunun eteği değil. Oradaki resimler de ben senin Instagram'da aslında buradaki Gönül teyze olmadığını göstermek için bir çelişki için onları orada gösterdim. Sen böyle giyinecek bir kadın değilsin. Kendinin farkına var. Spor giyinebilirsin ama senin giyineceğin spor bu değil. Bunu Berna giyebilir. Bunu... Ben giyerim. Enci giyer. Sana da olmaz. Giyiyorum. Giyebilirsin ama sana da olmaz. Giyinip geleyim bir gün. Zaten giyme dediklerinizi atıyorum. Gerçekten bir daha giymiyorum yani. Söz, giy gel. Sevil giyebilir, İnci giyebilir. Sen de giyemezsin Hatice. 40 yaşında kadın bunu giyemez yani. Aslında öyle bir kombinim vardı. Ben tereddüt ettim, giymedim. Giyemez. Yelekli. Giyemez. Bak, hiç giymiyor her zaman, zaman şunu söylüyorum bütün kadınlara. Bir kadın 40 yaşında olup, 20 yaşında bir kadının vücuduna sahip diye 20 yaşındaki kızın elbisesini giyemez. Aynı şekilde 20 yaşında bir kız da 40 yaşında bir kadının giyeceği dekolteyi ve elbiseyi giyemez. Ben buna çok karşıyım. Herkes yaşını bilerek giyinecek, ruhunu bilerek giyinecek. O zaman ben ortalamaya giriyorum, giyinebiliyorum.
Ama senin de öyle bir ruhun yok. Öyle bir ruhum var. Benim Instagram'dan herkese baktığınız gibi bana da bakarsanız eğer görürsünüz. Sana aşağılara inersiniz. Sana gıcıktım ya bir iki gün öncesine kadar. Evet, lütfen kadar. Rica ediyorum. Bakarsanız söz çok bakacağım. Mutlu olacağım. Ama benim seninle ilgili hissettiğim şey, bu kombini ben sende beğenmeyebilirim. Ha, Nil'den, tam tersini düşünüyorum. Nil'den daha çok beğeneceğime emin ol ama. Çünkü Nil'in, senin o fazlalığı Nil beni rahatsız etmiyor. Çünkü o senin tadın. Sen buradaki öne çıkan, benim karakter olarak adlandırabileceğim üç kişiden birisin. Bu beni rahatsız etmiyor. Tavırların da, kıyafetlerin de rahatsız etmiyor. Ama o, yani böyle giyiniyorsan, bu kombini doğru eleştirmem gerekiyorsa, balıkçı yaka kazak. Yasak diye giymedim. Doğru, sıfır yaka. Özellikle gittim ve yaka buldum Hakan Bey. Bak, sana göre olmadığını söyledim zaten. Kombini eleştiriyorum. Tamam. Bu kombinin hak ettiği balıkçı yaka kazaktır. Sana zaten bu kombin baştan aşağı olsun, olmuyor. En başta söyledim bunu. Ne dediğimi unutma. Burası bende. Ajanda. Ben ajanda bile kullanmıyorum. Olsun. Benim üç asistanım var. Üçünü de ben ajanda kullanmadan buradan yönetiyorum. Sakın ha. Olsun. Bunu kenara atmayın. Al sana bu da olsun o zaman. Altı. Teşekkür ederim. Ben evet eteğini, bluzunu sevdim, beğendim ama opak çürap giymelisi bunun altına. Yani böyle bir şey giymek istiyorsan madem, o zaman opak çürap ile daha iyi olurdu. Ceketini çok sevdim, hareket kattı ama giydiğin zaman o ceketi, o ceketin senin vücuduna göre değil. Bir giy göster. Çünkü seni arka gördüm, kapının arkasında gördüm giymiş halinde. Ben zaten böyle görün hani üstüme giyineyim diye çıkarmıştım. Şimdi ne sorun olduğunu, çok düz gösterdi seni, hatların göstermedi. Ama senin yani için, bulamıyorum yani. Ama çıldıracağım. Senin için küçük bu ceket. Bu kesim ceketler kullanmanı. Çok güzel ceket tek başında. Ama neden ağlıyorsun? Ya benim sinirim çok bozuldu gerçekten. Neden? Yani bilmiyorum yani çok bugün gerilim yaşadım ve hani buranın kötüsü ben değilim yani ve üzülüyorum asla tarzımla alakalı eleştirilerinize çok değil ama çok üstüme gelindiğini düşünüyorum. Kim üstüne gitti? Ve kırılıyorum artık. Kim gitti üstüne? Yani özellikle kırılıyorum isim yani çünkü zor şekilde kombin yapıyorum ve bunun için mücadele ediyorum ve hata yapmaktan korkuyorum artık. Tamam herkes hata yapabilir Nilcim. Gerçekten ne olacak? Korkuyorum. Korkma. Biz buradayız. Ondan için buradayız. Sen hatırlat kendine ilk günde burada nasıl geldin? Bugün halin. Evet çünkü çok büyük bir gelişme var sende. Biliyorum İvana Hanım hani deniyorum da işte böyle bir eteği de ilk kez giydim. Bu maskülen ayakkabıyı da. Bunların mesela şeyleri sarıydı. Siyah hojeyle boyamayı akıl ettim falan. Öğrenmeye çalışıyorum. Nilcim ama bu eteğine opak çorap olursa o zaman o kadar Lolita tarzın olmazdı. Evet. Ceketin hakikaten göreceksin çok düz gösterdi seni. Onu biraz salaş şeyler üstün giymelisin. Geçen hafta giydin. Pazartesi miydi? Ne zamandaydı? Hangisi? Deri ceket. Muhteşem görünüyordun. Tam ucundan. Tabii işte. Gönül ister ki onu her gün içine başka bir şey giyken. Ama mümkün değil. Tabii canım her zaman. Her gün onun efektini olmuyor. Yaratmak elinde. Evet ama en az da öğrendin. Ne yapmalısın? Ve onu uygulanıyorsun sen aslında. Ağlama, üzülme. Çok üzgünüm ben üzülüyorum. Latma, yapma lütfen. Sen çok iyi yolundasın. Üzme kendini. Yani bu puan zaten verecekti. Ben kombini çıkarttım, sevdim. Çıkarttım, özür dilerim. Çok sıcak. Opak çoraptan. Teşekkür bekliyordum. Ederim. Ceketini beğendim kombin olarak. Güzel. Nilcim ağlama. Hatayı giyimde yap. Sorun İnsanım, yok. Ben başka hatalar yapma yani hayatta. Robot değilim ki. Kurulu makine gibi çalışmıyorum. Ağzım laf yapıyor da beni arkadan kurmuyor kimse. Yani böyle şeyler olunca beklemediğim bir insandan da gelince çok hassaslaştım yani. Biliyorsunuz ben genelde hani ağlak bir modum hiç yoktur. Hiçbir zaman da olmadı. Ama saçı ne güzel görünüyor. Peki ya. Peki senin ağlaman olan diyaloglarda evet, Elif'e çok kırıldım ben.
Ya demek ki onu önemsiyormuşum bu kadar kırıldığım için. Ben de seni önemsiyorum, o yüzden kırıldım. Mesele bu bence. Kötü maksatla konuştuğunu zannetmiyorum. Tabii aranızda ne geçti bilmiyorum, bizim bilmediğimiz. Ama Elif de çok nazik herhalde, bir şeyleri anlatmaya çalıştı sana ama yanlış anlaşma oldu. Ben tam da kavrayamadım çünkü öncesini bilmiyoruz. Olsun, neyse birden işte duygu patlaması yaşadım. Kusuruma bakmayın lütfen. Kıyafet için üzülme sakın, kıyafete ağlama yani. Allah başka şey vermesin, ağlayacağım. Yok, kıyafete ağlamıyorum. Burada stil araştırıyoruz, sen deniyorsun. Tabii ki, siz beğenmeyeceksiniz ki ben daha iyisini yapayım. Şimdi ya Hakan gülecek ama... Bugün ben bayılıyorum bu çaraplara. Giyecektim, pişti olacaktık. Son dakikada vazgeçtim. Teşekkür ederim. Demin taşlar geldi kocaman dedim. Biliyoruz hayatım. Bulaşma dedim. Bir de kaş göz çizeydin, alır eve götürürdü. Var, öyle çorabım da var. Biliyorum. Ne yazık ki bu gözler onu da gördü. Hayır, benim standartım dünya. Benim gibi dünyada kaçıklar var. Türkiye'de olmayabilir. Ben dünyadaki kaçıklarla ahbaplıklarım. İyi, sorun yok. İnşallah o çorabın kaçar. İnşallah, yırtayım mı Hakan Bey? Seninki değil Neslihan'ınki. İçimden geliyor, giyiyorum ondan, yakışıyor. Kadının içi, içi, içi kaçık. Yani bunu giyeceğim de yaşım bitirecek değil. Minik işler bunlar. Sinirlerim çok uzun. Neyse, ağlama bak. Dengesizim şu an, bir gülüyorum bir ağlıyorum falan. O zaman ağla, bekliyorum. Bir de ses yapıyor. Ay, ben ağlamadım valla. Hayatım sen dururken bile ağlıyor olduğun için. Senin kaç kere ağladın diyorsunuz da o kadar çok sert eleştiriyi burada en fazla ben aldım. En güçlü de benim bence bu yarışmacılardan. En ağır eleştiriyi de ben aldım ama ben ağlamadım yani bu kadar da zayıf. Ben Gizem Balam sesini yükselttiğinde bağırdığında ağlamıştım ama jüri bana bir şey söylediğinde burada ağlamadım. Bir şey sorabilir miyim? Bana neler neler garson denildi, bilmem ne, bahsenlerin fazla denildi. Sen beni ne diye eleştiriyordun bilmiyorum. Zaten Nil bizim yüzünden ağlamadı ki. Sizin yüzünüzden ağladı burada. Yani sanki böyle hani. Bir şey sorabilir miyim? Burada 2-3 defa aralarla ağlayan bir insan olaraktan. Ağlak. Hayır, ağlaklıkla ağlamak kötü bir şey mi? Bu niye böyle lanse ediliyor ki? Ben duygusal bir insanım ve ben sinirlendiğim zaman tepkilerimi bu şekilde verebiliyorum. Ben ağlıyorum. Tamam, ağlamakla alakalıysa en çok üstüne gidilen Hatice, tek ağlamayan da o. Hepimiz. Ay, niye ağlayayım ki yani, sonuçta burada yarışıyorum. Ya ağlayabilirsin. Bir de puanı dene. Sen sus, puanın konuşsun. Puanım konuşuyor Nilcim. Çoraplarını çok sevdim. Alacağım. Çok teşekkür ederim. Hayatımda gördüğüm en asil ve en güzel 8. Seni tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buna bir röver olsun.